Olmuyor. Zaten. Ne düşünüyorsun canım burasıyla alakalı? Ne düşünüyorsun burayla alakalı? Ben ne diyeceğim? Ben ilk defa şimdi şey böyle bir şey çıkıyor. Ne diyeceğim biliyor musun? Bu toplumada ölecek ana. Piştik. Diyeceğim ki ya. Şimdi biz buraya hafta sonu pikniğe geliyoruz. Fakat kokudan duramıyoruz burada. Yani bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Artı çevrede pislikler, laylonlar falan çok aşırı derece var. Acilen temizlemesini istiyoruz. Peki balıklar ölmüş burada, ördekler de bu suya giriyor. İşte balıklar da ölmüş burada. Sebebi buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Onun için de yetkililerden rica ediyoruz. Buranın temizlenmesini istiyoruz. Tehlike çok az ediyor. Çünkü çok aşırı derece koku yapıyor. Bir de çocukların buraya her şekilde inebilecek şekilde durumda. Yani buranın daha güzel bir güvenilir hale getirilmesini istiyoruz. Burada kurumuş ölüler... balıklar ölü böyle leş gibi kokuyor. Yani çok iğrenç bir şey yani burası. Kokudan duramıyoruz. Rahatsız oluyoruz. Başka piknik alanına gideceğimiz yerimiz yok burası. Yani kokudan duramıyoruz yani buradan. Balık ölüsünün kokusundan rahatsızız. Temizlensin de. Temizlensin. Yani bu kadar benim söylediğim. Ne güzel biliyor musun? Evet. Çok da kötü kokuyor. Yazık değil mi? İşte burası temizlensin. Bundan da. Çok olmuş ya bir sürü. Borno'ya çok yakın bir piknik alanı burası. Her hafta sonu çocuklarım ailemle geldiğim bir yer. Ve bu manzarayı görünce gerçekten şaşırdım. Burada çok pis koku var. Ölmüş balıkları görüyorsunuz. Yetkililerden, Büyükşehir Belediyesi'nden buranın bir an önce temizlenmesini istiyorum. Çok kötü bir manzarayla gördüğünüz gibi. Tabii buradaki insanlar buraya da bu yüzden gelmek istemiyor. Çünkü çocuklarını, ailesini buraya getirmek istemiyor. Ya manzara çok kötü. Sen üzülüyor tabi yani çünkü herkes gibi yaşamasını istiyoruz. İnsan üzülüyor. Söyle. Yakında ördekler de ölür. Bu pis yüzünden ördekler de ölür. Orada... Şeyler nerede? İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Homaros Vadisi adlı piknik alanında büyük bir çevre kirliliği yaşıyor. Vadinin içindeki göletlerde kirlilik sebebiyle balık ölümleri gerçekleşti. Balık ölümlerinin gerçekleştiği göletten aldığımız suyun rengi ile işte normal seviyedeki bir suyun rengi arasındaki fark ortada. Yorumu size bırakıyoruz. Balık ölümlerinin yaşandığı göletten aldığımız su ve normal su arasındaki farkı en iyi gösteren manzara bu.